Çok heyecanlıyım ben. Tarihin gördüğü en afilli banka soygunu olacak beyler. Bak, 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 bak. Gideceğim Vezne'ye. Elimde bankanızdaki tüm paradan daha değerli bir maden var. Kurşun madeni. İsterseniz sıkayım, boş kovanı alın, tüm parayı verin. İsterseniz namludan dolu halde çıkarayım, siz de bana parayı verin. Diyeceğim. Nasıl? Çalışmış. Çalışmış. Aparmış. Ney apar? Apar. Güzel şunu. Orijinal lan. Dün akşam oturup 3 saatte yazdım bunu. Eller yukarı, donlar aşağıyla başladım. Buraya kadar ilerledim. Düşünün. Siz ne anlarsınız edebi metinden? Sen. Ben. Hayır sen. Dışarıda erkete yap. Sen. Ben. Hayır sen. Arabayı hazırla. Çuvalları getirdiğimizde gaza basın. Sen. Ben. Hayır sen. Güvenliği oyalı. Ben. Ne sen? Fazlalıksın lan sen. Senin yüzünden taksiye bile binemiyoruz. Fuzuli masraf. Yürü git lan, kovdum seni. Ama onun payını da size verdiniz. Zam almış oldunuz yani. Allah! Horluyordu zaten. Hmm. Tuvaleti bulmak istediği gibi bırakmıyordu hayvan. Sakalını da keşmedi pezevenk. İyi oldu gitti. Öpüşürken dudaklarını ıslatıyordu. Oğlum korkutma bizi. Sen nereden biliyorsun öpüşürken dudaklarını ıslattığını falan? Kendi söylemişti. Hakikaten lan. Neden bana böyle bir şey söylemişti ki? Ha. Tamam. Özelini anlatma burada. Ne yaptıysanız yaptınız. Geçti gitti. Masadan kalkan ilk herifi gömen masa başı sakinlerine döndük. Bu böyle olmaz. Ben başlıyorum. Hadi herkes işinin başına. Ulan biz mafyaydık. Hangi ara soyguncu olduk? Seni oto tamircisinde arabanın altından çıkarsak şaşırma. Adam reis değil, iş ve işçi bulma kurumu. Bana mı seslendin? Sana oksijen veren ağacın yaprağını sikeyim ben. Güvenliği nasıl oynayacağım lan ben? Müslüyorum lan, uyuyorum lan. Videosundaki adam gibi kaldım, ne diyeceğim lan ben? Merhaba güvenlik abi. Verin. Kaç metrekare bu banka? 315. Kira mı, mülk sahibi misiniz? Kira. Ne kadar? 23 bin TL. Makul. Isıtma sistemi doğal gaz mı? Ah, klima. Peki şey bu... Ama bu seni ürkütmesin tabii yani klima derken. Elektrik faturası böyle maksimum 400 lira falan geliyor. O da kara kışta geliyor. Çünkü bizim kuzey cephesi don oluyor, ondan yer. Abi sen konuya bayağı hakimsin. Her şeyi de biliyorsun. Evet. Bana bak. Sana güvenebilir miyim bilmiyorum ama birazdan buradan silahlar çekilecek. Abi götünü yiyeyim vallahi, açıklayabilirim. Biz de emir kuluyuz. Bir kişi eksik ama. Öpüşürken dudağını ıslatıyordu. Yapacak bir şey yok. Abi bizzat ben kendim reisin kulağını yalamış adamım. Bizim sağımız solumuz belli olmaz. Her an temas gerekebilir. Bana mı dedin lan? Oğlum bak. Bak ben çok çaresizim, tamam mı? Biraz dardayız. Bize hemen bir kişi lazım. Allah gönderdi seni bana. Tövbe de abi. Çarpılacaksın. Gözün götüne kaçar vallahi. Reisi de bu kadar gözünüzü de büyütmeyin ha. Para kazanmak ister misin? Çok para. Öyle blok gibi. Ha, kim istemez abi? Canını yerim seni. Ne kadarı benim? 1/3. Vallahi olur lan. Sonuçta daha fazla para düşüyor. Üzerime düşen görev mi? Güvenliği oyalayacaksın. Ha siktir ya. O çok zor be abi. Erkeğe yatsam. Bak şuradaki adamı görüyor musun? O herif buranın asıl güvenliği, tamam mı? Ben tamamen süsüm. Oğlum hiç şüphelenmedin mi ya? Baksana sakallı böyle güvenlik mi olur? Sen şimdi hemen onu oyalıyorsun, fazla vaktimiz yok. Hadi, hadi koşun. Abi arabayı kullansaydım şoförlüğüm değildir. Onu başka soygunda konuşuruz. Hadi, hadi. Ne diyeceğim lan ben bu adama? Ha? Kim almıştı lan buranın belediyesini? Derbi olsaydı, derbi olsaydı yürürdüm oradan. Hanımefendi merhaba. Elimde bankanızdaki tüm paralardan daha değerli bir maden var. Kurşun madeni. İsterseniz sıkayım. Numaranız kaç beyefendi? 0216 60. 36 yandı. Ne? 36 numara siz misiniz? Ne 36'sı kadın? Bir numarayım ben, bir. Namurban. Numara uno. Cabron. Neo'yum. Jack Sparrow'um. V for Vendetta'yım. Yetmedi mi? Brazzers'taki kel adam. Legolas'ım lan. O başrol değil ki. Frodo olacak o. Legolas'ım. Onu daha çok seviyorum. Bir insan evladı. Kendini Frodo'ya benzetir mi? Allah aşkına Frodo ne lan? Götü yere yakından korkacaksın kadın. Çocuklar duymasındaki çaycı Hüseyin bile daha karizmatik ondan ya. Numara alın gelin beyefendi. Hanımefendiciğim. Bende daha güzel bir numara var. Eğer lafımı bitirmeme müsaade ederseniz. Elimde bankanızdaki tüm paradan daha değerli bir maden var. Kurşun madeni. Güvenlik. Her şeydir. Aman güvenlik tabii. Hemen güvenlik. Gerisi teferruat.
Tamam. Nereden alınıyorsun numarası? Şuradan. İndir beni! Bir tane şekilli cümle söyleyeceğim diye girdiğim hallere bak ya. Bas. Sıra numarası alıp banka mı soyulur amına koyayım? Ya ne demek arabanızı çektirdim? Çekici bile gelmedi ki. Boşa alıp biterek mi götürdünüz arabayı? Ulan sen ne biçim adamsın? İşini yapsana. Arabayı götürmüşler. Abi bankanın önünde öyle boş boş bekleyince emekli amcalar teyzeler bırakmıyor ki. Kilitliyor, hemen gelip emekli maaşlarını çektiriyorlar. Deminden beri 20 kişinin emekli maaşlarını çektim. Aha bu da 21. 5'er lira da alıyorum, yolumu buluyorum. Sen gir, ben bakmıyorum. Ulan biz bu sakalları kestirmeyecektik. İyice Mükremin çıtır kıvamına geldik. Mahallenin sevimli kabadayıları olduk. Bu ne lan? Beyefendi, araç nerede? Arkadaşım yasak. Buraya araç park edemezsin. Elin oğlu park etmiş. O hemen çıkacak. Ya bir de yan kapısını açık bir şekilde bankanın önüne park etmiş. Sanki bankayı soyacaklarmış gibi. Sanki. Bağırma lan, sus. Pardon, siz benim böğrüme silah mı dayadınız? Evet. He. O zaman ben de bunu sizin döşünüze yerleştireyim de laf söz olmasın. Değil mi? Dolu musun? Bu silahı kullanabiliyor musun? Bu silahı kaşık olarak kullanıp çorba bile içebiliyorum. Hatta bir kere nasıl yaptım bilmiyorum ama bu silahı kullanıp kanal bile değiştirmişliğim var. O zaman sakin ol. Az sonra bu bankayı soyacağız. Bir kişi eksiyiz. Allah mı? Neden güveneyim sana? Tutun. Al kartım. Bu bankanın müdürüyüm. Bir saniye dur. Tutun. Arkasını imzala. Daha önce beni bir kere böyle dolandırmışlardı. Dayak yiye yiye dayak atmasını öğreniyoruz. Ne yapalım? Eyvallah müdür. Benden ne yapmamı istiyorsunuz? Plan çok basit. Bana kulak ver. Sen ne yapıyorsun oğlum burada? Seni ilgilendirmez. Bir nevi ekstraya çıkıyorum. Ben de. Lan! Oğlum şimdi dörde mi bölünecek? Ne anladım ben? Öbürü de aynıydı. Dört değil lan. Üç. Dört de nereden çıktı? Bir kişi eksikmiş, beni aldılar. Beni de aldılar. Ne oldu lan seni? Torpilliyim oğlum ben. Müdür aldı beni işe. Abi bak, üç kişiydik, dört kişi olmuşuz. Bir de yetmezmiş gibi adama üçe böleceğiz demişsiniz. Ne anladım ben? Ne olacak benim emekler? Dördüncü mü? Dördüncü kim oğlum? Şuradaki uzun. Müdür almış vallahi onu işe. Müdür de mi bankayı soymaya kalkacak? Ne? Müdür bizim takımda değil mi? Ne yapıyoruz lan biz? Hadi ama çabuk olun. Banka kapanacak, daha sıram gelmedi. Müdürüm, kıllandırmak gibi olmasın ama ona yakın aynı araç var kapının önünde. Yani değnekçilik yapsak banka soymuş kadar olurduk. Konsantrasyonunu bozma. Bozmayayım da eğer onlar da niyetliyse güvenlik kameraları Dandan Akın'ın canlandırmasını çekecek az sonra. Hanımefendi merhaba. Yine ben. Siz şu numarayı alın. Bakın bende daha ne numaralar var. Eller yukarı. Donlar aşağı. Don mu dedim ben? O kadar da çalışmıştım ya. Sen de ilk seferinde söyletmedin lafı. Soyuyor musunuz bankayı? Evet. Evet, kimse payı çalmasın. Ne münasebet kardeşim? Asıl bankayı başkaları soyuyor. Ya sen ne kadar çiğ, vizyonsuz, sığ böyle yabani bir herifsin ya. İlk defa banka soyuyorsun. Siz kimsiniz lan? 45 numarayım ben. Sıra bende. 45 numara benim lan. 54'üm ben. Yemediler lan. Arkadaşım bak, biz daha önce geldik. İşlemin devam ediyor ama burada hala. Kardeşim bir tane mi vezne var? Biz de soyguna geldik. Bir tane daha vezne açın. Süpermarketlerde de böyle yapıyorlar. Bir kasada ömür geçiyor. Açılın, açılın. Ben müdürüm. Öncelik benim. Ne oluyor lan? Değil mi, hiçbir şey anlamadı? Tatbikat falan mı yapıyorsunuz yoksa? Bir dakika, bir dakika beyler. Böyle olmaz. Olmaz. Ama söyle, dinlesinler beni ya. Konuş kız. Kimler bankayı soyacak? El kaldırsın. Nilmi abi, Allah aşkına sen niye kaldırıyorsun? Senin ne ihtiyacın var ya? Yok ya, benimki mecazi anlamda soygun. Bu şubedeki bütün paramı çekmeye geldim. Meğerse bu durum şube için soygun demekmiş. Müşteri temsilcim öyle söyledi. Baktım zorluk çıkarıyor, ben de numara aldım. Biz ne yapalım, taş mı yiyelim? Yok ya, abartmayın o kadar. Benim buradaki param Hilmi de kulak sadece. Hani şu cüzdanı tut, ayakkabımı bağlayacağım dersin ya. Ona eşdeğer işte benim buraya para yatırmam. Öyle düşün. Ama
Böyle olmaz ki abi. Hepimiz aynı anda bankayı soyarsak kişi başı bir emekli maaşı anca düşecek. Mafyalar! Biz çekiliyoruz. Biz de çekiliyoruz. Biz de çekiliyoruz. O zaman biz soyak. Hadi soyak lan. Ulan soyguna devam eden bir grup kaldı. Onda da biz yokuz. Amorti bile çıkmadı. Hadi gidelim. Abiler, siz gidin. Benim ufak bir işim var. Geleceğim. Vay yavşak! Ulan Hüseyin, o gruptasın değil mi? Abi erketeği verdiler bana. Ben de hem sizin hem onların erketeliğini yaptım. Çift ana dal yaptım lan. Hep özenirdim ya. Bir taşla iki kuş vurdum. Ekörü geldi, aldım koşuyu. Fena mı yaptım? Makul. Gidelim. Dal. Benim paran olacak. Sana kasayı. Benim paran olacak. Hiç fark etmedim. Ya Feyza, Kartal gelip sana bir şeyler derse çok ciddiye alma. Bir şeye kızmıştım da geçti. Bir sorun kalmadı yani, tamam mı? Kartal'ın söylediklerini ciddiye almamak için hiç kimsenin uyarısına ihtiyacım yok Deniz Bey. Bak, bey dedim. Ne güzel bir hitap çekti. Dikkatini çekti mi? Neyse. Yarın için bir galaya davetiyem var. Gelir misin? Deniz Bey, nasıl? Kim? Ben mi? Nereye? Gelin mi? Ha, müsait değilim diyorsan... Yok canım. Aa, neden gelmeyeyim? Gelirim tabii ki de. Yerli filmlere bizim de bir katkımız bulunsun. Film galasıydı değil mi? Aha. İyi, sevindim. Aa, ne giyeceğim ben şimdi ya? Vermeyeceğim. Vermeyeceğim lan. Tahsin, bir resim çekilecek diye ben güzel canım böbreğimi vermeyeceğim işte. Bana ne? Aa, böyle konuşmamıştık ama Ameliyat abla. Lütfen. Bana ne ya? Bana ne? Vermeyeceğim böbreğimi. Anneciğim, anneciğim. Sen bu böbreği basit bir fotoğraf için değil, bir efsane için veriyorsun. Metin Ali Feyyaz efsanesini yaşatmak için. Sen böbreğini sıradan bir adama değil, koskoca bir camiayı 15 sene boyunca sevinçten ağlatmış, mutlu etmiş bir adama veriyorsun Ameliyat abla. Çarşı bir tek şeye karşı değil. Senin böbreğini vermeni. Bir de böyle düşün. Tamam, vereceğim böbreğimi. Ama bir şartım var. Kimse bu iyiliğini bilsin istemiyorsun değil mi anne? Aksine. Herkes bilecek. Özellikle de Tahsin. İnternete, Twitter'a yazın. Top trend olayım. Hamiyet böbreğini veriyor. Hamiyet'in böbreğiyle kesintisiz anında takipleşiyoruz. Kesin bilgi. Yayalım RT lütfen. Tamam tamam. Orası kolay. Hamiyet'in böbreği diye bir de hashtag açarız. Sen onları hiç düşünme. Veriyorsun yani. Retweet kraliçesi. Hadi bakalım. Aslasın. Konuştur şu böbreğini be. Hadi be. Alalım şu böbreği sen de rahatla. Arkadaşlar nereye giriyorsunuz? Burası laboratuvar. E siz girdiniz. Ben tuvalete girdim. Allah Allah. Böbrek vermek istiyoruz. Alay yok. Bu nasıl iş ya? Hilmi abi gel biz hazırlayalım annemi. Ameliyathane de gel. Alo. Tahsin iki gündür durmaksızın çalışıyor. Neredeyse uyumuyor. Yalnız çocukları göremiyorum kamerada. Onlar nerede? Sen görebiliyor musun? Alo. Yiğit Bey, lafınızı bittiğinde tamam demezsiniz eğer. Konuşmanızın bittiğini anlayamam. Tamam. Ben seni veresiye çalıştırmasam ne diyeceğimi gayet iyi biliyorum ya. Neredeler diyorum. Görebiliyor musun diyorum. Tamam. Hayır Yiğit Bey, göremiyorum. Az önce kahvenin önünden geçtim. Kahve kapalıydı. Tesisatçıda kimse yok. Ama merak etmeyin. Asayiş Berkemal. Birisi iner inmez hemen size haber edeceğim. Tamam. Tamam, tamam. Tamam. Bir de Yiğit Bey, ücret konusunda holdingden herhangi bir ödeme yapılmamış. Bir bilginiz var mı? Tamam. Elden vereceğim ben parayı. Tamam mı? Ne? Lafınız bitti mi diyorum, tamam mı? Tamam, tamam. Ha bu arada Yiğit Bey, inanın bu telsizlerin parasını da cebimde ödedim. 5 kuruş para kalmadı cebimde. Tamam. Ulan zaten oyuncak gibi bir şey almışsın. Bunun siyahı falan yok muydu lan? He? Evcilik mi oynuyoruz, sinsi plan mı yapıyoruz nedir belli değil. Allah'ım ya. Tamam. Yapmayın Yiğit Bey. Bakmayın siz bunların renkli olduğuna. Bunlar en kalitesi. Bunlar dinlenemeyen cinsindenmiş. O açıdan. Tamam mı? Yok. Trip atıyordum. Hı? Ya Yiğit Bey, düşündüm de Tahsin'in oğulları da acaba diğerleri gibi yatmaya gitmiş olabilirler mi? Tamam. Ulan salak salak konuşma. O çocuklar babalarıyla birlikte iş yapabilmek için hayatları boyunca beklediler. Ben bu işten birazcık anlıyorsam babaları uyumadan hayatta uyumaz o çocuklar. Tamam. Ya senin ablanın komşusunun kuzeninin arkadaşı benim bir arkadaşımın torununun torunu. Anam! Şerif amca! Ah!
Dondon dedem benim ya. Şirinlik muskası. Allah'ım ya Rabbim. Ablam dediydi senin geleceğine ha. Bak hele bak ne göstereceğim sana şimdi. Allah'ım ya şu tatlılığa bakar mısınız? O zaman madem öyle bir atmosfer oluştu, şöyle bir şey mi yapsak? Biz şimdi çıkarın tekrar gidelim. Bizim babamız ölüyor, ölüm döşeğinde. Ali Gültiken'i görmek son arzusu desek olur mu? Öyle bir şey olursa biz yaparız. Çünkü biz yüzsüzüz yani, değil mi Oğuzhan? Tabii tabii, arsızız biz. Şerif dedem, Ali il dışında ya. Ah, yalan yalan. Olsa biliyorsun dükkan senin. Ya Şerif dedem ya. Vallahi kalkacağım geleceğim, dayanamıyorum artık. Şu yanaklara bak Allah'ım ya Rabbim, canımı sevdiğim nasıl da bir tatlılıktı bu ya. Bu yanaklar böyle, nasıl bıyıklar bunlar böyle ya. Allah'ım ya Rabbim. Allah Allah'ım ya. Yani yine çok tatlıdır şimdi ağzıma. Ağzım düştü. Ya size illa Ali mi lazım? Bak Cüneyt Tanman var, Erhan var, Gökmen var. Küçük Şenol var. Bunlar daha ucuz zaman hallederiz ha. Adnan ay baba. Bak kostümü kendinden olursa olur. Sen ne yapıyorsun? Vallahi bilmiyorum ki. Ben dükkanda oturuyordum. Pencereden baktım çalışma var. Birden kendimi burada buldum. Gideyim diyorum, gidemiyorum ya. Çek kurtar beni bu cehennemden Sezai. İki tokadan kendime geleyim ya. Oh! Oh! Vallahi kendime geldim. Arkadaşım kolay gelsin. Bir sıkıntı mı var? Bak açık tutuyorsunuz. Koku oluyor, müşteri kaçıyor. Her taraf dükkan dolu ya. Tadilat zamanı geldi diye belediye yazı göndermiş. Biz de görevimizi yapıyoruz. He. Bu gene iyi. Vallahi dozer kepçe çalışırken gördüm mü aklım çıkıyor Turgut. 6 saat izlediğimi biliyorum ya. Bak 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 bak. Bak hareketlere bak hareketlere. Hareketlere bak lan. İzlendiğini anladı ya, şova vuruyor. Reytingler de tamamlandı. Durdur artık, durdurabilirsin. Vallahi mahallenin suları en az 2 hafta kesilir. Ne? Ne diyorsun kardeşim sen? 2 hafta mı? Çok kötü şeyler olacak. Uğursuzluk, kötülük eksik olmayacak. Ha, ne alakası var ya? Allah Allah, beni de havaya soktu. Tövbe tövbe. İşte bu abi. İşi bileceksin, işe gitmeyeceksin. Vallahi kimse kusura bakmasın da keriz parası bu, keriz. Birer çubuk kraker ısmarlayayım mı size keriz parasından ha? He yavrum he. Vallahi pes, korkulur senden he. Rüyanda basarın altında 9 trilyon buldu zannedecek he. Bizim gibi bu da parayı bulunca değişiyor. Allah işe biraz getirsin kardeşim. Halden mal almaya gitmiyorum abi. İlan aşk edeceğim. Gözünü seveyim. Neyse. Vira bismillah. O ne lan? Vallahi ben de böyle aylaklık yapıp maaş alsam ben de sabaha kadar gülerdim gençler. Yalan yok. Hilmi Bey. Hilmi Bey ya. Peki şimdi siz çalışmazsanız? Ben para kazanmazsam kalmaz ki o bey takısı. Hilmi olurum ben. Hilmiciğim olurum. Lan Hilmi olurum. Öyle değil mi? Siz böyle aylaklık ederken müdürünüz nerede lan? Hı? Nerede? Çağır çabuk gelsin. Koş. Hilal. Başladım bugünkü gösterim. Bazen borsa izlerim ben. O bir gerilim filmi. Bazen de altın izlerim. Duygusal niyetli. Ama komedi dedim mi şu tabelayı tek geçerim. Her zaman güldürüyor namussuz. Büyük Hilmi, aman efendim. Şu ihtişam, şu görkem, şu kürk. Kimde var? Aman efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Feyza, kulağım sende. Anlat. Nedir mesele? Evet. Efendim, benim hiçbir zaman yapmadığım şeydir, siz de bilirsiniz ki. Ama ben sizden zor durumda kaldım ve bir miktar avans rica edecektim. E hadi Feyza, söyle ne söyleyeceksin? İşte dedim ya, bir miktar avans. E hadi kızım, seni dinliyorum, anlat ya. Avans, avans. Kızım, sen gerizekalı mısın? Hı?
Sende demir eksikliğin var abin gibi. Bir saattir ne anlatıyorum ben burada ya? Anlaşılmıyor mu oradan? İlla böyle büyük büyük abartı abartı mı oynayayım? Seni duymamazlıktan geliyorum ya. Ama efendim, sepet efendim. Çok teşekkür ederim güzel efendim. Sen beni kahrımdan öldürecek misin ya? Şurada düşüp bayılayım mı? Onu mu istiyorsun? İki hafta sonra zaten maaşı oradan kesersiniz. Kesersiniz? Oh ne ala ne ala. Ben maaşı geç ödemenin yasal yollarını araştırsınlar diye muhasebecilerimi seferber edeyim. Onlara ek mesai ödeyeyim. Teyze hanım avans istesin. Bu kadar hakaret dayanamam ben. Feyza, niyetin beni üzmek idiyse başardın. Umarım mutlusundur. Hilmi seni sevmedi. Tadımı da kaçırdın. Lan! Kastı çocuk. Sen izle, sonunu anlatırsın bana. El kalıyor he! Seyirciler hazır mıyız? Evreka!